Evet, gemilik yürüyüşü çok tarihi bir önem bir önemin ilk eşi olarak ifade edebiliyor ifade edebiliriz. Konferansımızda da bunun çağrısını yaptık. Türkiye ve Kürdistan'da hala da devam eden 122 merkezde halk buluşmaları ve toplantılar gerçekleşiyor. Bu anlamıyla kamuoyunu özellikle Sayın Öcalan üzerindeki tecide ve antidemokratik uygulamalara karşı duyarlı hale getirmek ve Kürt sorunun demokratik çözüm olanaklarını sayın Öcalan'ın aktör olduğu bir zeminde ortaya çıkarmak bu hem Kürt halkının e, siyasal ve politik geleceği açısından hem de Türkiye halklarının ezilen halkların geleceği açısından çok kritik bir noktada duruyor çok tarihi bir noktada duruyor e, bu mesele sadece e, Kürtlerin öncelikli olarak e, bir siyasi e, amacı ve hedefi olmaktan e, çok bugün e, Kürdistan ve Türkiye'deki tüm halkların e, tüm kesimlerin aslında barış, demokrasi ve hukuk, insan hakları ve hukuk çerçevesinde yaklaşması gereken bir mesele olarak ifade ediyoruz. Bu anlamıyla gemlik yürüyüşü çok önemli iktidar üzerinden devletin İmralı'ya yönelik bu baskıcı rejimi kaldırmaya, bu ablukayı kaldırmaya ve Sayın hocalanın özgürlüğünü sağlamaya dönük gemlik yürüyüşü, e, gemlik yürüyüşüne ilişkin e, çok tarihi bir e, karar e, alındı. E, bu anlamıyla halkın e, işte Temmuz ayından bu yana sürdüğümüz halk toplantılarında açıkça çıkan temel e, önerilerin öneriler doğrultusunda aslında böylesi bir e, yürüyüş gerçekleştirdi. Toplumun halkın bu yönlü özellikle e, tecridin kaldırılmasına e, ve sayın hocalarının Kürt sorununun çözümünde esas aktör olarak rolünü oynamasına ilişkin güçlü bir tutum ortaya koydu. Bizler de Demokratik Bölgeler Partisi bu tutuma, bu halk toplantılarına açığa çıkan bu tutuma binayen böylesi konferansımızda böylesi bir çağrı yaptık ve bugün toplantılarını gerçekleştiriyoruz, halk buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Aynı 18'inde Kürdistan'da tüm illeri ve kentleri yönünü İmralı'ya çevirecek. Tabii Türkiye kentlerinden, metropollerinden her kesimi biz bu yürüyüşe davet ediyoruz. Dolayısıyla Bu yürüyüş bir özgürlük yürüyüşüdür. Bu yürüyüş demokrasi isteyen, ülkede demokrasi isteyen, eşitlik isteyen, adalet isteyen, ezilen tüm kesimlerin yürüyüşüdür. Kadınların yürüyüşüdür, gençlerin yürüyüşüdür. Dolayısıyla bu yürüyüşte her kesimin, herkesin kendisini içinde bulabileceği bir yürüyüş, bir özgürlük yürüyüşü zemini haline getirmek istiyoruz. Amacımız da bu, hedefimiz de bu. Binleri, on binleri bu anlamıyla özellikle bu hukuksuz, antidemokratik ve Kürt sorunun çözümünde savaşa ve şiddete ısrar eden iktidar ve devlet zihniyetine karşı her kesimi aslında bu mücadele etrafında kenetlemeye çağırıyoruz. Bütün çabamız, arayışımız bu yönlü hazırlıklarımız bu bağlamda. Tabii bu bizler açısından İmralı üzerinde sayın Hocalar üzerinde yürütülen tecrit, tecrit bağlamında bir son değil. Bir hani deyim yerindeyse belki bir başlangıç olarak ifade edebiliriz. Bu artık ülkenin içerisine girmiş olduğu siyasi denklem ve Kürt sorununa savaş ve şiddetin gittikçe yayılıyor oluşu Artık e, halkımızın daha fazla e, bu durumu e, sürdürmesine e, imkan vermez o e, ve şey de vermez. E, Onanak da e, vermiyor. Bu konuda ciddi anlamda e, halkımızın, halklarımızın e, bir tutum sergilediğini, tecridin kaldırılmasına yönelik bir tutum sergilediğini, sergileyeceğini de e, inanıyoruz, biliyoruz. Bizler de bu anlamıyla e, demokratik bölgeler partisi olarak tecridin kaldırılması, e, Kürt sorunun demokratik çözümü ve sayın hocaların aktörlüğünde ve öncülüğünde gelişebilecek bir siyasal zemini açıkça çıkartmak bağlamında önümüzdeki dönemi toplumsal mücadeleyi, siyasal mücadeleyi, sokakta, meydanlarda, her yerde daha güçlü hale getirmek bağlamında öncülük rolümüzü oynayacağımızı söyleyebilirim.